ben oğlumu yatağında sıcacık battaniyelere sararken üşümesin diye dikkat ederken, şu an o yoğun bakımda üstüne hiçbir şey yokken yaşam mücadelesi veriyor. Annem kurtar beni, düşmüşüm ben ateşle. Oğluma destek olur musunuz? Sizlerin destekleri sayesinde memleket hayal ilacına ulaşacağım. Çok zorlanıyorum gerçekten. Şu paylaşımları yaparken çok zorlanıyorum. Boğazım düğümleniyor. Biraz önce bir edit yaptım, siz de izlediniz. Yani çare varken çaresizlik içinde kalmak gerçekten çok kötü bir durum. Bu çocukları gördükçe benim yani kalbim, yüreğim dayanmıyor. Eminim sizin de öyledir. Birçok sevmalı çocuk var. Evet, biliyorum, farkındayım. Herkes elinden geleni yapıyordur mutlaka ki 3-5 demeden bir şekilde destek oluyordur. Ama ben şöyle düşünüyorum. Birimizden biri, yani özellikle yüksek takipçili kanallar bir çocuğun elinden tutabilirse bir şekilde kampanyalara destek olabiliriz, seslerini duyurabiliriz. Ben de ara ara böyle kampanyası hani yarıda kalan ya da hani hiç sosyal medya gücü olmayan, yakından bildiğimiz, takip ettiğimiz kişiler vesaire bu şekilde destek olmaya çalışıyorum. Geçenlerde yine sosyal medyada gezerken bu yavrumuz gözüme çarptı ve kayıtsız kalmak istemedim. Özel bir evladını toprağa vermiş bir anne olarak. Hele ki o trakostomi açıldığında kapıda bekleyiş anı beni geçmişe götürdü. Çok zor. Gerçekten çok zor. Yani anlatılacak bir şey değil. Nefesinizden nefes gidiyor. Birçok kez ölüyorsunuz, inanın. Bu da ölüm anlarından bir tanesi. Özel çocuğu olan anneler birçok kez ölüyor. Sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Çok kötü, çok kötü. O kadar kötü bir şey ki o durum. O durumun içinde olmak. Yani çocuğunuzun boğazı delindeki de kapıda beklemek. Her an ne olacağını bilmeden. Çok zor. Ve bu çocuğun tedavisi varken para yüzünden, yani bu çocukların para yüzünden acı çekmesi gerçekten yani dünyanın adaleti değil bence. Bu adaletli bir durum değil yani. Şimdi sizden ricam, binlerce kişi beni izliyor. Binlerce kişi beni takip ediyor. 5 lira 10 lira fark etmez. Bakın buraya bir şey koyacağım. Aşağı IBAN hesabı koyacağım. SMS bilgileri var. 20 lira gönderebiliyorsunuz SMS'le. Zaten güvenerek bağış yapabilirsiniz. Valilik onaylı bu hesaplar. İsterseniz E-Devlet'e girip kontrol de edebilirsiniz. Kampanyaların valilik onaylı olup olmadığına bakabilirsiniz. Ben baktım, güvenerek paylaşımımı yapıyorum sizinle. Bugün bir kahve içmeyin. Ya da ne bileyim, bir şey almak istiyorsunuzdur belki. Onu biraz erteleyin. Onun yerine bu yavrumuza destekte bulunun lütfen. Trakostomi açıldı, evet, ama bu kapanabilecek bir şey. Yani destek olabilirsek hep birlikte yavrumuzu yaşatabiliriz. Editlerken orada bu şekilde girmek istedim. Umarım ailenin sesi duyulur. Umarım en yakın zamanda yavrumuz tedavisine kavuşur ve onun gibi olan bütün yavrularımız tedavilerine kavuşabilir. Yani çok erken bir teşhis yapılmış. Ya ben inanıyorum ki sağlığına kavuşacak. O da diğer arkadaşları gibi gülüp koşup eğlenebilecek. Annesinin, babasının acıları bu şekilde dinebilecek. Lütfen siz de 3-5 demeden destek olun. Gerçekten bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Aileye de aynı şekilde desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir bebeğimiz var. SMA hastası Mehmet Eren bebek. Ona destek oluyoruz. Sizin de destek olmanızı bekliyoruz. Şimdi canlı yayın var. Canlı yayına katılın. Normalde biliyorsunuz katılmaktan birazcık çekiniyordum. Ama bugün eşimle birlikte yayına katılmak istedik. Biz de Antalya sporlu bir aile olarak, Ata da Antalya sporluydu biliyorsunuz. Ata'nın adına katılmak istedik. Biz de bağışımızı yapacağız bebeğimize. Ne yapıyorsun? Parayı yollayacağım. Bankaya giriş yapayım. Ama yayından çıktık galiba. Tekrardan. Şey gelecek, başka bir sana. Şu an Tarık parayı gönderiyor.
Ona bu arada varlık onayla siz de gönderim yapabilirsiniz. 3 lira, 5 lira hiç fark etmez arkadaşlar. Gönlünüzden ne kopuyorsa, elinizden ne geliyorsa. Aman benim 5 lirama ne olacak demeyin. Elinizden geleni yapın. Tekrardan şimdi canlı yayın açılmış galiba. Birazdan tekrardan canlı yayına alacaklar bizi. Siyasetlik olamam gerekiyor. Selamlar, merhabalar. Merhaba, merhaba. Bugün oğlumuza kavuştuk. Çok şükür. Yoğun bakımdan çıktı. Yaklaşık 56 gündür sanırım yoğun bakımdaydı. Öncelikle gelen konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldıkları için. Şöyle tekrardan anlatabilirsiniz. Sen kamerayı tutacağım. Ben hemen anlatayım. Evladımız 10 aylık SMA tipi kolinjin kas hastası. Kampanyamız 9,5 aydır 10 aydır devam ediyor. 2 aydır yoğun bakımda yaşadık. Geçen hafta trakemiz açıldı. Bugün yoğun bakımdan çıktım. Normal odaya alındı. Annesiyle babasıyla beraber birlikte şu anda. Bu akşam da yayınımıza katılacak. Biz biraz çok insanın az parasına ihtiyacımız var. Kampanyamız %44'e kadar gelebildik. Çok kısa sürede de inşallah nasip olursa kampanyayı bitirmek istiyorum. Valilik onaylı bir kampanya zaten. Evet, valilik onaylı bir kampanyamız. Sorgu numaralarımızı E-Devlet üzerinden sordurabilirsiniz. Evet. Eren yazıp SMS yoluyla da yardımcı olmak isteyenler, bağış yapmak isteyenler varsa Eren yazıp büyük harflerle 2107'ye gönderebilirler. Bütün operatörlerden geçerlidir. Desteklerinizi bekliyoruz. Sayfamızı takip edenler var. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, sınanmadığımız bir hastalıkla savaşıyoruz. Eren bizim evladımız olabilirdi. Bu hastalığın ne zaman kimin başına geleceğini maalesef bilmiyoruz. Bayramlı Nura'nın evladı olabilir ama bu Mehmet Eren benim de evladım olabilirdi. Evet. Lütfen bu şekilde bakarsanız, empati kurarsanız mutlaka görmemezlikten gelmeyeceğinizi biliyorum. Eren'e az da olsa dokunacağınızı, ona nefes olacağınızı, ses olacağınızı biliyorum. Bu gönül işi, gönlünüzün temiz olduğuna inanıyorum. Bu evladımızı kurtaralım. Çünkü bu hastalık yüzünden kaybettiğimiz evlatlarımız var. Eren kazansın istiyoruz. Biz bu kampanya sonunda gözyaşımızın mutluluk gözyaşı olmasını istiyoruz. İnşallah. Sizlerden ricamız Eren'e destek olalım, Eren'e can olalım, Eren'e nefes olalım. İnşallah. Bu arada Bayram istek göndermiş. Eldivenimizi bir görelim. Şöyle. İBAN'ı bulamazlarsa SMA altire Eren Yaşasın sayfasına yazıp oradan da iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ay kuzum benim. Bu arada ben çok kısa yorumları kapatıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle çok daha net görmek açısından. Yorumu kapatıyorum. Şöyle bir elemimizi bir görelim. Bebeğimiz burada arkadaşlar. Maşallah kuzum benim. Evet, bir Antalya sporlu olarak biz de desteğimizi yaptık bebeğimize. Trake açılmış. Durumu şu an çok zor. Zor bir durumdalar. En kritik aşama trakeostomi. Keşke açılmadan tedavisini alabilseydi ama gerekli görülmüş ve açılmış. Onun kapanma gibi bir durumu da var tabii ki. İlacını aldıktan sonra, tedavileri yapıldıktan sonra. Önemli olan çocuğumuzun ilacına kavuşması. Valilik onaylı bir hesap, isterseniz SMS olarak gönderebilirsiniz. İsterseniz yurt dışından da IBAN'a gönderebiliyorsunuz Swift koduyla arkadaşlar. Açıklama kısmına bütün bilgilerini zaten yazacağım. Özellikle bizi takip eden, destek olan, yani ne zaman bir şey paylaşsam destek oluyorsunuz. Allah her birinizden razı olsun. Hiçbir zaman beni kırmadınız, geri çevirmediniz. Hiçbir bebeğimizi yalnız bırakmadınız. Kimin elinden ne geliyorsa 3-5 demeden. Benim 5 liramla ne olacak demeyin. Evet, ben canlı yayınlara katılmıyorum belki, hani üzüldüğüm için, çok yıprandığım için, ama elimden geleni maddi olarak, o yani o ay bir gücümüz varsa bu ay şu bebeğe destek olan, bu bebeğe destek olan diye bir bütçe ayırıyoruz biz buna elimizden geldiği kadar. Yani keşke elimizden daha fazlası gelse, çok çok büyük paralar. Ama işte benim 3 liramla 5 lirama ne olacak diye değil. Yani bu ay bir kahve içmeyeyim deyin. Onu yavrumuza bağışlayın. Yani o şekilde 3-5-3-5 diye diye inşallah %100'e ulaşacak kampanyası Mehmet Eren'in de. İnşallah hep birlikte uğurlayacağız yavrumuzu.
Diğer yavrularımız da inşallah tedavilerine kavuşurlar. Bu gerçekten beni çok üzen bir durum. Tedavisi olmasına rağmen bu çocukların acı çekmesi, o ilaçları beklemesi, yani maddiyata dayalı olması, sağlığın, çocukların bu şekilde eziyet çekmesi gerçekten beni çok üzen bir durum. O yüzden bu konuda ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu kadar yüksek takipçilere sahip bir insan olarak da bu benim boynumun borcudur. Yani isteyen bunu göstermeden yapabilir, isteyen göstererek yapabilir ama ben bunu size duyurmalıyım ki siz de bunu duyun ve görün. Özellikle beni takip edip sürekli destek olan takipçilerim. Kimisi duasıyla, kimisi elinden ne geliyorsa onunla. 3-5'le ne olur demeyin. Lütfen bebeğimize destek olun. Dediğim gibi açıklama kısmına da bütün bilgilerini ekleyeceğim bebeğimizin. Sizleri çok seviyorum. Yayın bayağı bir uzun sürdü. 1 saat falan sürdü. Şimdi kendi sayfamdan da bir yayın yapacağım. O şekilde destek olacağım. Ama dediğim gibi çok üzülüyorum. Bebek yoktu bugün. Bir işte 2-3 dakikalık annesi bebeği gösterdi. Onun dışında yayına katıldık. İşte miktarlar toplanmaya devam etti. İnşallah ilerleyen zamanlarda kendimi iyi hissettikçe böyle ara ara bebeklerimize destek olmaya çalışacağım. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.